serverde bana en çok destek veren bu hanımdır. Ona minnettarım. 6 kere gittim, 7 kere geldim diyen Demirel'in yanından hiç gitmeyen biri vardı. Eşi Nazmiye Demirel. Ölüm onları ayırana kadar. 12 Aralık 1948'de dünya evine girdi Süleyman Nazmiye çifti. Nazmiye Hanım Demirel'in uzaktan akrabasıydı ve 3 ev ötelerinde oturan bir komşu kızıydı. Düğünleri 3 gün 3 gece sürdü. Uzun ve zorlu bir yolun temeli böyle atıldı. Millet rızası için çiftemiz bu yolda. Bu ülkenin insanların tümünü evliliklerinin ilk yılı dolmadan Süleyman Demirel Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından Amerika'ya gönderildi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle Nazmiye Hanım Isparta'da İslamköy'de kaldı. Sonraki yıllarda araya girecek mesafelerin, ayrılıkların provasını daha evliliklerinin ilk yıllarında yaptı onlar. Demirel Amerika dönüşünde Adana'ya tayin edildi. Bu kez eşini de yanına alarak Cemalpaşa'da tek odalı bir ev kiraladılar. 1950 yılında başkente geldiler ve sonradan Demirel'le özdeşleşecek Güneş Sokak'taki evlerine yerleştiler. Ve siyaset sayfası da böylelikle açılmış oldu. Kapıda. Koşuyoruz merak etme. Demirel 1964 yılında Adalet Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. Daha sonra siyaset literatürüne girecek o ünlü fötür şapkasıyla selamladı kalabalıkları. Yanında yine eşi Nazmiye Hanım vardı. Hükümetler kurdu, koalisyon ortaklıkları yaptı, darbeler gördü. İyi ve kötü günlerinde tam 65 yıl boyunca Nazmiye Hanım onu hiç yalnız bırakmadı. 12 Eylül 1980 sabahı Demirel Hamzakoy'a giderken yanında hayat arkadaşı vardı. 29 günlük zorunlu ikametinde Nazmiye Hanım Demirel'in yanında oldu. Bu ülkenin bütün insanlarının kavgasını yapıyorum. Hak kavgasını yaptım geliyorum. Ama Demirel Zincirbozan'a sürgün edildiğinde geride gözü yaşlı kaldı Nazmiye Hanım. 1960'ta kurulan idam sehpaları, gidenlerin dönmediği günler vardı. Güneş Sokak'tan Demirel'i uğurlarken iki damla yaş aktı gözünden. Ve o an Demirel'in çalışma ofisindeki fotoğrafta altındaki şu dörtlükle ölümsüzleşti. Kalbimin aynası parlak her zaman. Kimseyi kıskanmam, asla kin tutmam. Bir millettir bu resimde ağlayan. Bu gözyaşlarını ölsem unutmam. İyi akşamlar çocuklar. Sonra sürgün bitti. Demirel yeniden siyasete döndü. Hüzünlü ayrılıklar yerini Çankaya Köşkü'ndeki günlere bıraktı. Dünya liderlerini, eşlerini Çankaya'da ev sahibesi olarak ağırladı. Ama hiçbir zaman Güneş Sokak'la bağ kopmadı. Nasılsınız? İşlerinizi iyi takip ediyor musunuz? 1993-2000 yılları arasındaki Çankaya ev sahibeliğinin ardından Nazmiye Hanım için hasret bitti. O yıllardan geriye Nazmiye Hanım'ın Çankaya Köşkü'nün mutfağında eşi için mantı açtığı, kuru fasulye pişirdiği haberleri kaldı. Hep şık ve bakımlı görünen Nazmiye Hanım eşinin siyasi faaliyetlerinde arka planda kalmaya özen gösterdi. Ne el ele göz göze gören oldu onları ne beraber bir yere gittiklerini. Peki neydi 65 yılın sırrı? Demirel bir röportajında karşılıklı sevgi, saygı, anlayış dedi. Onlar da insandı, onların evinde de kavgalar oldu. Ama bazen Nazmiye Hanım, bazen de Süleyman Bey'i alttan aldı. Maddi zorluklar yaşadılar. Birbirlerine omuz vererek aştılar sıkıntıları. Demirel'in hayatın güneşli günleri de vardır, yağmurlu fırtınalı günleri de sözleri aslında 65 yıllık evliliklerinin özetiydi. Tam da evliliklerinin 58. yıl dönümünde bu kez Süleyman Demirel Zincirbozan günlerinden daha zor anlar yaşadı. Bunun nedeni Nazmiye Hanım'ın sağlık sorunlarıydı. 18 saat uyutulan Nazmiye Demirel sürekli doktor kontrolü altında tutuluyordu ve unutkanlık sorunu giderek ağırlaşmıştı. Elinden hiçbir şey gelmiyordu Demirel'in. Nice siyasi sıkıntıya göğüs germiş Demirel çaresizdi.
ve sıkıntısını zincir bozana giderken bu kadar üzüntülü değildim ama şimdi çaresizim. Bu çaresizlik büyük üzüntü yaratıyor diyerek anlattı. Ve acı tatlı anılarla dolu bir hayat bitti. Demirel belki de hayatındaki en büyük acılardan birini yaşadı. Evet Nazmiye Demirel, sadece eşinin ardından giden bir kadın değil, hayat arkadaşının mücadelesine, siyasi yaşamına anlam katan iyi bir yol arkadaşıydı aynı zamanda. Ruhu şad olsun.